buram tarih kokan Osmanlı köyü, cumalı kızık, Uludağ'ın eteklerinde daracık sokakları, orijinal dokusunu yitirmemiş otantik evleri ve köy havasını koruyan atmosferiyle Bursa'nın anlatılmaz yaşanır efsanelerinden biri. 700 yıllık gizemli tarihi, Osmanlı'dan kalma binaları, doğal kaynakları, şenlikleri ve yaşanmışlıklarıyla kentin hem tarihi hem de doğal güzellikleri arasında. Üstelik dünyanın en dar sokağı da bu köyde. Hikayesi ise oldukça ilginç. UNESCO Dünya Miraslar Listesi'nde bulunan Cumalı Kızık'ın kuruluş hikayesinin 1300'lü yıllara kadar uzandığı biliniyor. Osmanlı'da erken dönem sivil mimari örneklerine ev sahipliği yapan köy, Uludağ çevresine kurulan Yedi Kızık Köyü'nden biri. O zamanlar dağ eteklerine kurulan köyleri tanımlamak için kızık sözcüğü kullanılıyordu. Bu köylerden Cumalı Kızık, Hamamlı Kızık, Dere Kızık, Fidye Kızık ve Değirmenli Kızık olmak üzere beşi günümüze kadar ulaşmış. Aralarında ise orijinal dokusunu korunmuş sadece Cumalı Kızık'tır. Bursa yakınlarında kurulan Osmanlı Beyliği, kuruluşundan kısa zaman sonra bölgeye hakim olmayı başarmış. 1326 yılında Bursa'yı, 1331 yılında İznik'i fethederek yörede varlığını kesin olarak kabul ettirmiştir. Böylece Osmanlı halkının bu topraklara yerleşerek kentler ve köyler oluşturması sağlanmıştır. Köy meydanına indiğinizde sizi karşılayan tezgahlara ve yöresel ürünleri satan köylülere rastlayacaksınız. Doğal köy usulü reçellere, salçalara, turşulara, eriştelere, tarhanalara, köy ekmeklerine ve daha neler neler. Meydandan yukarıya doğru yürüdüğünüzde ise ilk olarak Uludağ'dan gelen suyun köyün içinden aktığını göreceksiniz. Kerpiçten yapılmış, tarih kokan evler, renk renk duvarlar, kapı tokmakları, sokak çeşmeleri, daracık sokaklarla adeta sizi dünyadan soyutlayarak geçmişe taşıyor Cumalı Kızık. Köyde yaklaşık 250'ye aşkın ev bulunuyor. Ancak restorasyonlarla evlerin yarısı kullanılır durumda. Köy aslında bundan birkaç sene öncesine kadar bilinmiyormuş. 2002-2004 yılları arasında yayınlanan Kınalı Kar ciddi şekilde ünlenerek ziyaretçi akınına uğramış. Cumalı Kızık vakıf köyü olarak kurulmuştur ve bu özelliğini yerleşim dokusu, konut mimarisi ve yaşam biçimine de yansımıştır. Hafta sonu günübirlik bile gelebileceğiniz bu güzel köye, Bursa merkezden kalkan dolmuşlarla yaklaşık 20 dakikalık bir yolculuk sonunda ulaşabilirsiniz. Yani İstanbul'dan en fazla 3 saatte ulaşabilirsiniz. Cumalı Kızık isminin nereden geldiğine dair rivayet ise şöyle. Kızık köylerindeki köylülerin eskiden cuma namazı için toplandıkları yer olması nedeniyle bu isimle anılır olmuş. Cumalı Kızık'ta serpme köy kahvaltısı oldukça meşhur. Köyün girişinden başlayarak sonuna dek birçok serpme kahvaltı yeriyle karşılaşabilirsiniz. Doğal güzellikleri ve eşsiz tarihinin yanında bu köy efsanelerle ve ilginçliklerle dolu. Dünyanın en dar sokağı olarak anılan Cin Aralı Cumalı Kızık'ta bulunuyor. Efsaneye göre Kurtuluş Savaşı zamanında Cumalı Kızık köyünü basan Yunan askerleri tüm köylüleri camiye toplar ve camiyi yakmaya karar verirler.
Köylüler de bir fırsat yakalayıp camiden kaçarlar, köylülerin girdiği sokakta iki evin bittiği noktada ufak bir aralık vardır. Ancak bir insanın yan yana gelebileceği kadar büyüklükte olan aralık sokak, girişinden bakıldığında çıkmaz yol olarak görünmektedir. Köylüler bu sayede aralığın sonunda olan Türk askerlerinin konuşlandığı tepeye ulaşırlar. Yunan askerleri sokağın girişine geldiğinde gözlerine inanamazlar ve şöyle, bu insanlar buradan kaçması imkansızdır. Bu olsa olsa cinlerin işidir demiş ve günden bugüne buranın adı Cin Aralığı olarak kalmıştır. Köyün içinde dolaşırken insan buranın tarihini, kuruluşunu ya da efsanesini merak etmiyor değil. Kuşaktan kuşağa aktarılan efsanelere göre Tokat civarında yaşamakta olan Oğuz boylarından Kızıklar, Kara Keçili aşiretinin bulunduğu bölgelere göç ederek Ertuğrul Gazi'den yerleşmek için yurt isterlermiş. Ancak Kara Keçili aşireti Kızıkların bu isteğine karşı çıkmış. Bunun üzerine Ertuğrul Gazi, düşmanlıklar doğmaması için Kızıklara Uludağ'ın o zamanki adıyla Keşiş Dağı'nın kuzey eteklerinden yer göstermiş. İki Oğuz boyu arasındaki dostluğu sağlamak için de Kızık boyu beyinin 7 oğlunu Kara Keçili aşiretinden 7 güzel kızla evlendirmiş. Cumalı Kızık Köy Müzesi'nde 700 yıllık tarihi dokusu olan köyün hala ayakta kalabilen simgesel öğeleri sergilenmektedir. Eskilerde kullanılan eşyalar halk tarafından müzeye bağışlanmıştır. Tarihe tanıklık eden ev ve mutfak eşyaları, 350 yıllık şamdanlar, av malzemeleri, semerler ve daha birçok nadide parça ziyaretçilerini geçmişte bir yolculuğa çıkarmaktadır. Cumalı Kızık yakınlarında bulunan ve 80 metre yüksekten düşen Kürekli Dere Şelalesi, kent ormanının en gözde objelerinden biri. Şelalenin bulunduğu yerde mevsimlere bağlı olarak renk hareketleri, kahverengi, yeşilin her tonu, sarı, kızıl renk değişimleri, bitkilerin yapraklarını dökmesiyle birlikte gözlemlenebilmektedir. Doğal güzelliklerin yanı sıra dünyanın en dar sokağı ile bilinen, buram buram tarih kokan en eski Osmanlı köyü Cumalı Kızık'ı mutlaka ziyaret etmelisiniz.